This meeting is being recorded. Merhabalar, Cızdevet Gençlik Akademi ve Vicdan Vakfı'nın ortaklaşa hazırlamış olduğu Kelebek Etkisi programımızda tekrar karşınızdayız. Bu hafta Simyacı kitabını inceleyeceğiz, onu konuşacağız. Şu şekilde başlayalım isterseniz, o simyacının içerisinde yer alan şu güzel kelimelerle başlayalım. Şöyle söylüyor, diyor ki seni seviyorum. Çünkü bir düş gördüm, sonra bir krala rastladım. Billuria sattım, çölü geçtim. Kabileler savaşa tutuştular ve bir simyacının oturduğu yeri öğrenmek için bir kuyunun yanına geldim. Seni seviyorum çünkü bütün evren sana ulaşmam için işbirliği yaptı diyor. Simyacı dünyada en çok satan kitaplardan birisi ve en çok dile çevrilen kitap olduğu söylenir. Birinci sıradadır ve Paulo Coelho'yu bu hafta onu inceleyeceğiz ve onu konuşacağız. Herkes okudu herhalde kitabı. Başlamak isteyen varsa başlayabiliriz. Şimdi kişisel bir yolculuğa çıkılıyor aslında simyacının içerisinde. Bize vurguladığı bu, herkesin bir yolculuğu var deniliyor ve bu yolculuğun içerisinde insan bir şey öğreniyor ve kendini buluyor deyim yerindeyse. Yolculuklar hep kendimize doğru oluyor. Nurcan hocamdan başlayabiliriz müsaitse. Siz de kendi kişisel yolculuğunuzda neler kazandınız? Ve aslında bizim baş kahramanımız Sentigon gibi siz de bir yolculuğa çıktınız mı hayat yolculuğunuza? Sizden başlayabiliriz arzu ederseniz. Sesiniz gelmiyor. Sesi açarsanız. Bu akşam biraz zor bir şey. Geliyor mu sesin? Şu an geliyor, buyurun. Tamam. Zor bir bağlanma oldu bu akşam. Bundan evet. da şu mesajla güzel bir sohbet olacak bu akşam. Kişisel mesajlar almaya devam ediyoruz. Şöyle başlayayım. Ben Simyacı kitabını yaklaşık olarak 25 sene önce okudum. Muhtemelen sizlerin yaşlarındaydım. O yüzden bu akşam çok heyecanlıyım. Hani o dönemlere gitmiş olacağım. O dönemlerde hani o kitabı okurken ben notlar alarak okumuştum. O notlara ulaşabilmeyi çok arzu etmiştim ama bu da mümkün olmadı tabii. Şimdi sizlerle sohbet ederken hem o zamanları anımsayacağım hem de hangi cümlelerin altına çizdiğimi yad edeceğim burada. Belki de benim için en büyük şanslardan birisiydi. Gençliğimin o yıllarında Simyacı kitabıyla tanışmış olmak. İnsan aslında her zaman yani hayatının her döneminde bir arayış içerisinde oluyor. Böyle de olmalı diye düşünüyorum. Kişisel yolculuk benim hayatımda çetin başladı. Mesela bulunduğum yerdeki çoğu insana göre biraz daha erken karşılaştım bazı şeylerle. Ve bunları kötü olarak algılamıyorum. Yani tabii mesela deniz olan bir memlekette yaşamış olduğum halde denizi çoğu insan görmemişti benim o yaşlarımda. Bu benim için çetin bir şeydi ama ben o zaman bile bunun bana bir ödül olduğunu, bana bir etki olduğunu farkındaydım ve arkadaşlarıma hep denizden bahsederken gözler ışıldadığını görürdüm o zamanlarda. Ve o zamanlar şöyle düşünürdüm. Yani insan niçin yaşar diye sorular sorardım kendime çok küçük yaşlarımda. Ve hep bir şeyleri merak ederdim. Acaba yarın ne olacak? İşte acaba şu yaşıma geldiği zaman ne olacak? İşte şu, yani küçüktük aslında. O zamanki düşüncelerimiz, hayallerimiz de çok büyük geliyordu bize ama o zamana göre yani o yaşadığımız dönemde bizim için ne kadar önemli olduklarını daha sonra anlıyoruz. Bize olan katkıları hani marjinal fayda diye bir şey vardır. Bir şey yerinde ve zamanında güzeldir aslında. Bakalım hani kitabın devamında sizlerle beraber ne açılacak önümüze. Ya kitap şöyle, işin ilginç tarafı şu, çokça sevilmesinin yanında aslında çokça eleştirilen bir kitap. Eleştirilen yönü şu, sizler de bakmışsınızdır, belki araştırmışsınızdır. Hazreti Mevlana'nın 7. cildi olması lazım. 7. cildinde geçen bir define hikayesi var. Define hikayesinde şöyle, miras yedi bir adamdan bahsediliyor. Ve bu miras yedi adam
Babası tarafından kalan mirasın hepsini harcıyor ve bir yolculuğa çıkıyor. Aslında o hikayeyi anlatmadan, tamamını anlatmadan bu hikayeye çok benziyor. Ve baktığımız zaman bizim geçmişimizi aslında bu tür hikayeleri çok görüyoruz. Ve özellikle bizim ülkemizde bu tarz hikayeler çok var. Sürekli yolculuğa çıkılan ve kendi iç dünyasına doğru insanların yolculuk yaptığı birçok hikaye var. Hatta bilmiyorum duydunuz mu ama Tekkeci İbrahim Efendi olması lazım. Zeytinburnu'nda bir cami var. Bu caminin de bir hikayesi var. Hikaye aynı. Bizim Simyacı kitabımızdaki hikayenin aynısı aslında. Adam bir rüya görüyor. Rüya ile birlikte bir yerde üzüm yemek ihtiyacı duyuyor. Rüyada git orada nasibin var o üzümü ye deniliyor. Oraya gidiyor ve tıpkı kitabımızda olduğu gibi yolculuğa çıkıyor. Ve yolculuğa çıktığı zaman orada meyhaneci diyor ki sen ne kadar ahmak bir adamsın. Ben aynı rüyayı görüyorum. İbrahim Efendi diye İstanbul'da birisi varmış. Onun evinin önünde hazine varmış. Ben eriniyorum da gitmiyorum diyor. Sen ta buraya mı geldin diyor. Aslında bu hikayelerin birçoğu var ama yazarımız bunu çok iyi bir şekilde hikayeleştiriyor. Kendi iç dünyasına bize efendim. Bir araya, kısa bir araya girme yapabilir miyim? Buyurun. Tabii. Kitap Türkiye'ye girdi, zannedersem 96 yılı gibi Türkiye'ye girdi. Ve ben o yıl, yani ilk Türkiye'de ilk yayına başladığı zamanlarda kitap okudum. Ve kitap okunmadan kitabın eleştirileri geldiğini hatırlıyorum. Yani atıyorum %90 kitabı okumazken %10 kişi kitabı okumuştur ama %90 eleştiriliyor. Ya Eleştirildiği bunda bu Mevlana'dan alınan hikayeden dolayı eleştiriliyor. Ama kitap zaten metaforlar üzerine ve küçük küçük hikayeleri birleştirerek bunlardan kişisel mesajlar çıkarma üzerine kurulmuş bir kitap. Ama bizim hani kendi şeyimizde, yani belki toplumsal bir şeydir bilmiyorum ama hep işte hep bizden alındı, hep bizden öğrenildi, geliştirildi. Yani böyle evet, klasik. bir evet, oradan bir hikaye alınmış ama hikayenin zaten Müslümanlardan alındığını bas bas bağırarak, hani Mevlana'dan bahsediyor olabilir ama Müslüman bir kızdan bahsediyor, işte bir Müslüman bir coğrafyadan bahsediyor. O yüzden o birazcık Paulo Coelho'yu burada savunmak durumunda kalacağım. Kitabın genel Yok, yazarı. aslında bunda yanlış bir şey yok. İnsanların eleştirdiği de Hazreti Mevlana'ya bir selam çakman lazım. Esinlendiğini söylemen lazım. Çünkü kitabın arkasını okuduğumuz zaman da sanki muhteşem bir esinti gelmiş. Ve bu kitap bu şekilde oluşturulmuş gibi bir hava yazıyor. İnsanların eleştirdiği de bu aslında. Ama bunda bir sakınca görmüyorum. Ben peki kitapta seni Esra en çok ne etkiledi? Gerçekten önceden okumuş muydun bu kitabı? Ya da çok ilginç bir şekilde çok eleştiren insanların yanında kendimi buldum ve kişisel yolculuğum meğersem ben de bir yolculuğun içerisindeymişim diyen insanlar da çok yorumlarına baktığınız zaman. Senin yolculuğun neydi? Biz başta şunu söylemek istiyorum ki biz bir kitap tanıtımı yapmıyoruz. Biz sadece kendimizi konuşuyoruz. Kitabın üstünden kendi dertlerimizi anlatıyoruz, dertleşiyoruz, muhabbet ediyoruz. Onun için kitaba sadık kalma gibi bir derdimiz de yok. Kitabın üstündeki metaforlardan biz kendi hayat hikayelerimize değiniyoruz, kendimizden bahsediyoruz. O yüzden illa kitaptan bahsedeceğim, sadık kalacağım gibi bir düşünceniz de olmasın. İçinizden ne geliyorsa rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Senin iç dünyandaki o yolculuğu merak ediyorum Esra. Biraz bahsedebilir misin? Mümkünse. Geliyor mu sesin? Evet, Esra dondu. geliyor sesimiz, iyi güzel. Esra dondu galiba. Azize sen bir şeyler eklemek istersen dinleyebiliriz. Evet, ben de biraz, normalde hiç kitap okumayı seven biri değilim ama ben de bir göz atın dediğiniz için bir göz attım, okudum Simyacı kitabını. Bence bir insanın kendi hayatımıza karışmasına izin vermemeliyiz. Çünkü birisi gelip de hayatınıza karşı eğer ki sizi yönlendirmesine izin verirseniz o hayat sizin hayatınız olmaz. Hayat sizin hayatınızdan olmaktan çıkar ve başka bir hayata dönüşür ve çok mutsuz olursunuz. Hani yani
Birisinin sizin hayatınızı yorumlamasına, birinin sizin hayatınıza karşı karışıp da kötü yorumlamasına izin vermememiz gerek bence. Hani evet, ben biraz konuşamıyorum da konuştukça zaten açılırım ben. Estağfurullah. Biz gayet iyi anlıyoruz. Hatta senin dediğin mevzuyla alakalı Yani çok teşekkür. insanların hayatımızı ele geçirmesine izin vermemeliyiz. Bu hayat bizim hayatımız ve yaşarken kendi düşüncelerimizle, kendi hayal gücümüzle, kendi duygu ve düşüncelerimizle yaşarsak, eğer başkalarının duygu düşünceleriyle değil de kendi duygumuza göre yaşarsak, düşüncemizi, hayal gücümüzü ortaya koyarsak bence her şey daha güzel olur. Zaten bizim baş kahramanımız Sentiko'ydu galiba. Sentiko da bunu yapıyor. Malum evlenecek Sentiko ve eşi olacak insanın sorduğu zaman ben kendi yolculuğuma çekeceğim diyor. Dediğin gibi aslında kitabın başında da senin dediğin mevzuyla alakalı güzel bir hikaye anlatılır. Hani Narkisos çiçeğinden Nergiz'in o oluşma aşamasından bahsedilir ki orada Narkisos öyküsü anlatılırken o dediğimiz aslında bu bencillik değildir. Kendini düşünmek bencillik değildir. Kendine çok iyi bakmalısın ki dediğin gibi insanları takmadan kendi hayatına bakarak kendine iyi gelmelisin ki karşındaki insanlara da iyi gelebilesin. Narkisos çiçeğinde de bunu anlatıyor. Hani Narkisos çok yakışıklı bir birisidir ve bir gün göle bakarken o güzelliğini seyreder ve göle bakarken göle düşer ve vefat eder. Göl perileri göle gelir, üzgün halde görürler. Kitabın başında Evet. hatırlayacaksınız. Oğlan Ve kızın gel. peşinden koşuyor kitapta. Ve bir şey daha ekleyeyim. Şey diyor. Galiba 10-15. bölümlerde falan kitabın peki dünyanın en büyük yalanı nedir sorusunu soruyor bize. Ondan sonra ben de kendi notumu almıştım. Peki dünyanın en büyük yalanı nedir sorusuna gelelim. Hayatın birisinin eline, yani bizim hayatımızda mesela ben kendi hayatımı birisinin eline verip hayatıma karışmasına izin verirsem kontrol etmekten çıkarım. Hayatımı sürmek için insanların kendi elinde olan bir şeyi yaşamak nasıl derler? Mesela ben kendi hayatımı birisinin eline verirsem bu hayat benim hayatım olmaktan çıkar dediğim gibi ve bu sefer en mutsuz olan dünyanın en büyük yalanı birisine inanmak ve onun peşinden koşmak gibi bir şey olur. Yani neyse siz Şimdi ben biraz şunu yapıyoruz. Ya anlattıklarımda. estağfurullah. Anlıyoruz biz seni. Kitapları okuduğumuz zaman şu oluyor aslında. Herkes kendi hayatından çıkarımlar yapıyor. Sen de şu anda bence kitabın içerisinden kendi hayatını çıkarımlar yapıyorsun. Bu da gayet güzel bir şey. Biz seni anlıyoruz. Hiçbir problem yok. Hiçbir sıkıntı yok. Hikayede de aslında senin dediğin mevzuyla alakalı. İşte onu tamamlayalım. Dediğin mevzuyla alakalı şunu söylüyor Azize. Narkisos vefat eder, göle düşer ve periler gelirler gölü üzgün gördükleri zaman. Ne güzel, onun güzelliğini sen gördün, yakışıklılığını gördün. Biz onun peşinden koştuk ama hiçbir zaman yakalayamadık. Sürekli onu izledin sen der. Hayır der, ben onu izlemiyordum. Ben onun göz bebeklerinden kendi güzelliğimi izliyordum der. Yani içinizde bir güzellik var. Ve insanların senin dediğin gibi bu insanların bunu karalamasına, karartmasına izin vermemek lazım. Bu güzellik sana ait. Bu bencilce gelebilir belki ama bu bencillik değildir. O kendi iç dünyandaki güzelliği ortaya çıkardığın zaman zaten diğer insanların yolunu da aydınlatmış oluyorsun. Evet Rana. Kitabı okuyabildin mi sen? Senin fikirlerini de merak ediyorum. Kitabı En etkilendiğin okudum yer neresi? daha önce de okumuştum ama bu sefer belirlediğimiz odak noktasıyla birlikte biraz daha inceleyerek okumaya çalıştım kitabı. Ve aslında ben de ilk okuduğumda az önce konuşulduğu gibi böyle bir kişinin hayatına ne kadar müdahale edilmesine böyle göz yumduğuna ve sonra başına gelen şeylere odaklandığımı ve böyle algıladığımı fark ettim. Bir Ama şey şimdi bölebilir ikinci kez miyim? okuduğumda Başlamadan özür dilerim. Kesmek istemedim ama seni mevzuyla alakalı giriş kısmı olsun diye söylüyorum. Sana bir incir muhabbeti döndü kitapların arasında sürekli. Senin hayatında da diğer sohbetlerde de bir incir muhabbeti vardı. Orada dikkatini çekti mi bilmiyorum ama adam da incir ağacının
Orada uykuya dalıp rüyalarını görüyordu. Orada sen geldin aklıma, onu söyleyeyim dedim bir. O şekilde bir giriş yapalım. Evet. Benim de dikkatimi çekmişti. Ben ona hatta Esra'ya yazdım mı bilmiyorum. Önceki okuduğumuz kitaplarda da Esra ile bu konu hakkında konuşmuştuk. Esra'nın da çok ilgisini çeken şeyler, ağaçlar, sembolleri ya da böyle hikayelerde geçtiği yerler ne anlam ifade ettiler falan. Onunla kısa bir konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Şeye dönecek olursam da, beni etkileyen kısmına dönecek olursam da, ikinci kez okuduğumda aslında tamamen farklı bir şey anlatıyormuş gibi geldi kitabı. Yani tamamen farklı bir pencereden okudum resmen. Bana şey gibi geldi yani, kitapta beni etkileyen şey o inancın gücüydü. Başkalarının onun hayatına karışmasındansa onun sahip olduğu inanç ve o inanca sahip çıkışı. Yani ilk başta kitapta o rüyasının tabirine kadar olan kısımda işte bir sene öncesinde galiba işte, yani kısa bir şekilde çok detay vermeden anlatayım. İlk başında o rüyasının tabirine kadar olan kısımda birisiyle evlenmek için bir yolculuk yapıyor. O kızı tekrardan bulacağına inandığı için ve bütün inancıyla, yani ne olacağı tamamen faili meçhul, şey ne olacağı tamamen belli değil. Yani hiç, yani kız evlenmiş olabilir. Hayatında ne olduğundan hiçbir haberi yok. Şimdiki zamanda geçmediği için hiçbir iletişimi olmamış kızla bir yıl boyunca. Ama onun için kocaman bir yolculuğa çıkıyor ve onu geri bulacağına inanıyor. O inancı onu aslında o yolculuğa çıkarıyor. Sonrasında rüyasını tabir ettiriyor. Başka bir şeye inanıyor. Ve bütün hayatını, yani önceki odakladığı şeyi değiştirecek kadar inanıyor bu rüyasına bu sefer. Ve yoldaki hiçbir şey o inancın gücünü yenemiyor. Yolda karşılaştığı hiçbir kötü olay, başına gelen hiçbir şey bunu yenmesine izin, bunu yenemiyor. Oğlan da yani karakterimiz de yenmesine izin vermiyor ve o inanca sahip çıkıyor. Bu sefer okuduğumda benim en çok ilgimi çeken şey bu inancın gücü olmuştu aslında. Senin yolculuğunda seni ayakta tutan şey ne? Hiç düşündün mü bunu? Mesela sen de bir farkınız yok aslında. Sentugo gibisiniz sizler de. Sizler de bir yolculuk içerisindesiniz. Ve bu yolculuğun içerisinde onu canlı tutan rüyalara tutunuyor. Bir nevi rüyaların gerçekleşme ihtimaline tutuyor. Hatta güzel bir tabir vardı. Bir şeyi gerçekleştirmek istediğin zaman arzunu geliştirmen için, yani onu sağlayabilmen için bütün evren işbirliği yapar diyor. Sizler de aslında bu yolculuğunuzda işbirliği, evrenin birleşmesi için işbirliği yaptığınız o düşünce neydi? Sizi ayakta tutan şeyler neydi? Bunlar önemli vurgular tabii. Senin mesela neydi? Benim şöyle, yani şu kitabı okurken ben de bunu düşündüm. Sanırım son zamanlar için beni bu yolculukta tutan ve devam ettiren şey insanlara yardımcı olma duygusu ya da insanlarla huzurlu bir toplum oluşturma isteği. Çok güzel. Çok Peki kısa bir de kitaptan kaydettiğim tabii bir lütfen. alıntıyı ben de bu konu hakkında çok kısa söylemek istiyorum. Lütfen. Yanlış hatırlamıyorsam şu şekilde not almışım. Bir düşü gerçekleştirme olasılığı yaşamı ilginçleştiriyor diye. Evet, çok güzel. Evet. Ondan da bir alıntı yapmak istedim. Alıntılar aslında dediğimiz gibi büyük ihtimalle tabii yorumda bulunuyorum ben. Paulo Coelho İslam ilimlere biraz ilgisi var gibi. Çünkü kitabın içerisinde mesela benim de yakaladığım her şey bir tek ve aynı şeydir. Bu Muhittin Arabi'nin bir sözüne benzer. O sözleri almış hikayeleştirin. Bu eleştirilecek bir şey değil aslında. Yani bir hikayeyi alıp kendi hikayenizi oluşturmak insanların hoşuna gidebilecek bir şekilde, bu eleştirilecek bir şey değil. Sadece bu biraz da bizim ayıbımız, bizim topraklarımız, bizim kültürümüz aslında birçok hikayeyi barındırıyor. Biz bu hikayeleri göremiyoruz. Bu hikayeleri yazamıyoruz. Biz bu hikayeleri anlatamıyoruz. Ta elin Brezilyasından insanlar geliyorlar, duyuyorlar, görüyorlar ve çok güzel bir kitap oluşturuyorlar ve dünyaya anlatıyorlar. Esra, Aslında sesin buyurun. hikayeler, edebiyat hani hep doğudan yükselir diye bir şey var ya. Hani baştan bir şeyin kökenine bakıyorsunuz, hep doğudan çıkıyor aslında. Diğer taraftan şey de değil aslında. Hani sahip çıkmamak değil de değerli olduğu için kolay yayılıyor, kolay sahipleniliyor bir taraftan da. Bu durumda hani başka başka kültürlerden beslendiği zaman da ne oluyor? Hani varyasyonlar ortaya çıkmış oluyor. Hani Çok. Paulo Coelho bunu nasıl, hani kendi kişisel yolculuğuna diyelim artık onun içinde,
uyarlamış ve böyle güzel bir şey ortaya çıkmış. Onu körlük kitabında da yakalamıştım ben aslında. Bu kendi fikrim tabii ki, şahsi fikrim. Körlük kitabında da sanki Kehf suresini almış, onu incelemiş, onu hikayeleştirmiş gibi falan gelmişti bana. Ama dinlere Bunlar bakıldığı zaman da şeydir ya, hani zaten hani tek bir tane din vardır diye inanıyoruz biz. İsimleri değişiyordur sadece. Sonuçta hani kaynak tekse, Semihacı'nın da dediği gibi, o zaman herkesin aynı doğrulara, aynı yollardan ulaşması da, benzer yollardan ulaşması da çok doğal gibi görünüyor bana. ve renk katıyor. Bence de renk katıyor. Farklı tarzda, farklı bir Hani şekilde yazılması renk katıyor. şimdi genç arkadaşlar, hani o kitap, hani diyorum ya, onların yaşındayken neredeyse kitabı okudum. Hatırlıyorum da, hani o kadar net hatırlıyorum ki, hani ve kendime düstur edinmiştim. Hani bir şeyi çok istediğin zaman o gerçekleşsin diye evren işbirliğine girer. Ya bu gerçekten benim hayat felsefem haline gelmişti ve hani tam o kişiliğimizin oluştuğu dönemlerde bana çok yol gösterici bir kitap olmuştu bu kitap. Peki Esra, ses oldu mu? Senin düşüncelerini, seni kitapta etkileyen Oldu yer galiba. neresiydi? Şu an çok iyi, çok Şöyle güzel. tamamdır. Yani gruba şey yazıldığı zaman, hani bugünkü konumuzun bizi hayatta tutan hazineler olduğu söylendiği zaman böyle düşündüm, acaba kitapla bunu nasıl birleştirebilirim diye. Çünkü ben de kitabı okuyalı bir süre oldu. Hani hatırlıyorum her şeyi ama hiç böyle kendi üzerime hani kitaptaki şeyleri kendi üzerim, benim aklımda olan şeyler hakkında düşünmeyi aklıma gelmemişti, öyle söyleyeyim. Ve hani şey gibi geldi, bu bizi ayakta tutan hazineler aslında hayattaki motivasyonumuz gibi geldi. Ve hani düşündüm, acaba ne olabilir bir insanın hayattaki motivasyonu? Sanırım önce bir hedefi olması lazım. İşte kitapta çobanın hedefinin Mısır'daki hazineyi bulması gibi, hani bir hedef koyuyor ve o yolda ilerliyor. Ve Nurcan Hoca'nın da dediği gibi, bir şey düşündüğü zaman insan, bir motivasyon olduğu zaman hani evrende işbirliği yapıyor. Ona kapılar açılıyor. İşte farklı insanlarla tanışıyor. Çok hoşuma gitti. Hani insan aslında yola çıktığı zaman başına gelen şeyin, hani kötü şeyler de yaşıyor karakter. İşte hırsızlık olayı oluyor, başka şeyler oluyor. Başına gelen kötü şeylerin aslında ilerideki iyi şey, hani iyi şeyin gerçekleşmesi için gerekli bir etken olduğunu göremiyor bazen. Hani her şeyin yazılı olduğunu da söylüyor. Yazar kitabında. Hatta yanlış bilmiyorsam Maktup isimli başka bir kitabı daha var. Hani içeriğini bilmiyorum ama dediğiniz gibi böyle biraz kader inancına kaydı benim için. Ve bu hoşuma gitti aslında. Hani insanın hedefe giden yolda kendini biraz böyle akışa bırakması ve hedefine yavaş yavaş ulaşması. Kitapta da o düşünce benim dikkatimi çekti. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir tabiri vardır. Çok hoşuma Ben gider. de ekleme yapmak istiyorum. Hemen bir saniye bir ekleme yapayım. Ufak sonra sana sözü vereceğim Azizeciğim. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözü var, hatırlarsınız. Geminin içerisine binerler, yolculuk içerisindedir. Aslında dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar, en güzel kitaplar yolculuk içerisindedir devamlı ve güzel insanlar da sürekli yolculuk içerisindedir. O yüzden siz de bir yolculuk içerisindedirsiniz. O yüzden sizler de bence uzaklardasınız. En büyük etken budur dediğin gibi. Bazen kötü gibi gözüken şeylerde hayra giden ve güzelliğe açılan kapılar vardır. Kitapta da bunu çok güzel görüyoruz. Bediüzzaman Hazretleri de şunu söylüyor. Diyor ki bir geminin içerisinde yolculuk yapıyorsun ve sırtında bir yük var. O yükü geminin içerisine bırakmak yerine sırtında taşımaya devam ediyorsun. Bir adam geliyor ve diyor ki, be adam, zaten gemi gideceğin yere gidiyor. Neden o yükü sırtında taşıyorsun? Bırak gemiye, birlikte gitsin diyor. Hayatta birazcık böyle dertler var, sıkıntılar var. Bir yerde Hazreti Mevlana şunu söyler. Dertler der, sevginin gönderdiği misafirlerdir. Ve sevginin hatırına her şeye katlanılır derler. Baş göz edilir. O bakımdan derdimiz olabilir, kederimiz olabilir, başımıza musibetler gelebilir, sıkıntılar gelebilir. Onu başımızın üstüne taşımak yerine zaten gideceğimiz yere bir şekilde gidiyoruz. Yere bırakmamız ve yolculuğumuza devam etmemiz lazım. Evet Azizeciğim, buyurun. Sesi açarsan. Ha, evet, geldi Buyurun. şimdi. Aslında arkadaşım Azam biraz önce dediği gibi
Ama adam peşinden, hazinenin peşinden giderken yanlış anlamadıysam kitabı okurken kitapta şey anlatıyor. Şimdi adam birinden tanışıyor. Onun sözlerine inanıyor, güveniyor ona, onunla birlikte bir şeyler yapıyor. Ondan sonra kadına ve adama rüşvet teklif ediyor. Kadın adama ya da adam kadına rüşvet teklif ediyor. Rüşvetle yapıyorlar bir şeyler aslında, hani para teklifiyle. Ondan sonra adam da bir şeylere inanıp onun peşinden koşuyor. Her verdiği paranın altından kadın diyor ki, ben diyor bu kadar para verirsen diyor, ben diyor sana diyor hazinenin yerini söylerim diyor. Ondan sonra adam da buna hani artık inanıyor. Ondan sonra inandıktan sonra bir miktar rüşveti verdikten sonra tabii ki de hazinenin yerine söylüyor. Bilmiyorum, yanlış anlamadıysam kitaptan. Ondan sonra kitap öyle devam ediyor. Ama kitaptan da mesela ilk başında da işte Meryem'le Adem'den bahsediyor. İlk başlarında öyle başlıyor kitap. Ondan sonra İşte önce yaşamanın önemini, biriyle dertleşip muhabbet etmenin önemini anlatıyor. Ben buradan hani adam iki adamın birbiriyle göl kenarında karşılaşıp muhabbet etmesini böyle algılıyorum. Ondan sonra yaşamanın önemini her şekilde yeni şeyler öğrenerek yola çıkıyor adam. Yeni şeyler Orada öğrendikten mesela senin dikkatini çektim Azize. Mesela orada bir husus var. Adam servetini kaybediyor. Biriktirdiği her şeyi kaybediyor. evet. Ve hayatta böyle. Bazen bazı şeyleri kaybedersin ama Ama daha güzel şeyleri bulman için ve kendini onu dinlemek kaybettikten yerine sonra yolculuğu başlıyor. başkalarının duygu düşüncelerini dinlediği için kaybediyor. Yani Yani bazen bir şeyleri kazanabilmen için çünkü bir şeyleri kaybetmen lazım. Adam bir şeyleri kaybediyor ki simyacı oluyor. Simyacı olabilmesi için onları kaybetmesi lazımdı. Bazen hayatta böyledir. Bazı şeyleri alır çünkü sana daha güzellerini, daha değerlilerini vermek için bunun farkına varabilmemiz için. Peki Nurcan Hocam siz yıllar önce okudunuz bu kitabı. Ve bu programlarda şu oluyor aslında gençlerden farklı bakış açıları öğreniyoruz biz de. Ben de yıllar önce okumuştum bu kitabı. Tekrar okudum sizin vesilenizle. Ve her okuduğumuzda kitabı farklı şeyler öğreniyoruz. Siz peki burada bir çağrışım yapacak olursanız, özellikle gençlerin söyledikleriyle birleştirdiğiniz zaman o geçmiş yılda okuduğunuzda değişiklik var mı? Ya ben bu kitabı okudum ama bu kısmı gerçekten kaçırmışım diyeceğiniz bir husus var mı? Okuduğum kitapları ben aslında hep bu gözle, mesela çok nadir kitapları ben ikinci sefer okurum. Hani herkes için öyledir. Bazı böyle belki de üçü geçmemiştir şimdiye kadar ikinci kez okuduğum kitaplar. Simyacı da onlardan bir tanesi olmuş oldu böylelikle. Ve ikinci okumalarımda mesela 84'ü 3 kere okudum. Bir kere daha okurum, belki bir kere daha okurum. Ama her okuduğum zaman 84 ilk okuduğumda lise ikinci sınıfa gidiyordum. İkinci kez okuduğumda üniversite ikiye gidiyordum. Üçüncü kez okuduğumda da öğretmen, yani 15 senelik bir öğretmendim. Ve bu kitapta her dönem farklı farklı şeyler algıladım. Hatta ilk okuduğumda sanki böyle o ilkokul çağındaki bir çocukmuşum gibi böyle robotlar hayal etmiştim. Yani robotlar vardı kitapta diye hatırlıyordum. Üniversitede okuduğum zaman orada aslında robot değildi onlar. Daha farklı şeylerdi, insan da onlar falan diye onu algılıyoruz. En son okuyuşumda da işin daha felsefi derinliklerine falan inmiş oluyorsun. Ama simyacının öyle olmadığını fark ettim ben. Yani o zaman Simyacı nasıl bir karakter sizce? nasıl? Oradaki baş kahramanımız sizce nasıl bir Santiago. karakter? Evet, Kitabın Santiago'nun içerisinde. yazarlar ilk önce mesela bir karakter seçerler, ondan sonra bir kimliğe büründürürler ve çobanlık rolünü verdi başta. Mesela çoban rolü vermiş olması bana hep, hatta soracaktım Şundan Azize'ye. olabilir mi peki çoban? Çünkü yazarlarda şu vardır. Çünkü
Diğer kitapları da okuduğumuz zaman genellikle peygamberlerin birçoğu çobanlık yapmıştır. Çobanlığın şöyle bir özelliği vardır çünkü tevekkül yapabileceğim, ben çobanlık yapmadım bilmiyorum ama yapan insanları merak ettiğim, sorduğum zaman her zaman şunu görüyorum. Tevekkül edebileceğiniz çok güzel bir ortam. Ben Sessiz öyle hayvanları düşünüyorum aslında. biliyorsunuz ve çoğu çobanlık yapan insanlar ilginç bir şekilde lider de olabiliyorlar. Hayvanları güdebiliyorlarsa eğer insanları da söz diliyle, deyim yerindeyse kaba bir tabir olacak ama onları da güdebiliyorlar. Ve birçok peygamber de aslında çobanlık yapıyor. Benzer özellikleri var baktığınız zaman. Kitleler halinde hareket ediyor. İnsanlar da aynı şekilde kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Ve yazarlar da kahramanlarını genellikle çobanlardan seçiyorlar. Çoban olmasını istiyorlar. Bir çobanlık yapmasını istiyorlar. Özellikle takılmış bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ama bizim bildiğimiz anlamdaki çobandan ziyade burada farklı bir şey var. Bir gezginlik hani ruhu verecekti çobana. Diğer taraftan da sıfır noktasından başlayan bir karakter olması gerekiyordu. O yüzden çoban bir de şimdiki gibi değil yani böyle gidip de belli bir mezrada işte hayvanlar otlatma diye bir şey yok. O zaman Endülüs'ün işte kırsallarında işte gezdire gezdire belki de gezmek için bir fırsat olacaktı. Yani yani peygamberden bahsettiniz ya. Hani ümmiydi. Ümmi olmasının bir hikmeti vardı. Sıfır noktasından başlayıp en son geldiği aşamaya baktığımız zaman değişen şeylere bakınca yani orada kişisel menkıbesinin peşine düşüyor. Bir hazinenin peşine düşüyor aslında ama oradaki o yol üzerindeki karşısına çıkan şeyler aslında onu olgunlaştıran şeyler. Yani belki kitabın devamı olsaydı yani o hazine onun için pek de bir şey ifade etmeyecekti. Belki de Fatıma'ya giderken gerçek hazinesini bulmuştu aslında. Fatıma gerçek hazinesi diye düşünürsek eğer belki de yolda giderken şükret için altınları yani böyle hikayeler de yok mu? Altınları oradaki şeylere bir kısmını falcıya verecektir, bir kısmını işte gidip kralın halkına verecektir falan filan yani. Oradaki o çoban karakteri olması hoşuma gitti. Bir de mesela patlamış mısır olayını unuttum. Mesela çok bahsediyor ondan. Patlamış mısırcı var orada. Onu Hatırlatır hatırlamıyorum mesela. mısınız? Onu neden hatırlamadığımı düşünüyorum şimdi ben de. Mesela hatırladığımız şeylerin altında çizmemiz gerekiyor ya. Hatırlamadığımız şeylerin altını da çizmek gerekiyor. Çünkü çok fazlaca geçiyor orada. Bir tarafta çobanlık var, bir tarafta patlamış mısır satıcısı var. Yani kızlar hani hangisini tercih eder, değil mi? Bir şey ikili karşılaştırma olduğu zaman neden patlamış mısırcı? Bunu da konuşmak lazım belki de. Bir de söylediklerinizden şunu çıkarımı yaptım, doğru mu bilmiyorum. Yani bir yolculuğa çıkıyorsunuz, kahramanımız da bir yolculuğa çıkıyor ve çıktığınız yolculuk öyle güle oynuyor olmuyor. Kendi iş dünyanızda hazineleri bulabilmeniz için bazı zorluklara katlanmanız lazım deniliyor. Ve dediğimiz gibi aslında bizim tarihte hep baktığımız zaman o güzel olarak hatırladığımız insanların hepsi bir yolculuk içerisine çıkmış ki onlardan en güzeli de şüphesiz ki Peygamber Efendimiz. Onun hayat hikayesini aldığımız zaman sürekli bir yolculuk içerisinde aslında. Değil mi? Ve orada benim hoşuma giden işte bununla bağlantı kuracağım, o yüzden bahsettim. Sizin dediğiniz gibi çabalamadan hazineyi bulamıyoruz. Mesela benim çok garibime gitmişti. Garibime giden şu, mesela Hazreti Ebubekir ile Peygamber Efendimiz Mamunuz Mekke'den artık hicret edecekler ve Medine'ye gidecekler. Bir yolculuk içerisine girecekler. Ve yolculuğun da şöyle bir anlamı vardır aslında. Onu da parantez içerisinde söylemek istiyorum. Gittiğiniz yeri her zaman özlersiniz. Hayatın bir gerçeğidir. Nerede yoksanız ve yanınızda hangi insan yoksa onu özlersiniz. Bu duanın bir kanunudur. Peygamber Efendimiz de o bulunduğu şehri terk ederken şöyle bir döner. Hadiseyi hatırlarsınız. Arkasına bakar. Ve gözyaşları içerisinde gözleri dolar biraz deyim yerindeyse ve eğer bu insanlar senden beni ayırmasaydı ben seni terk etmezdim der Mekke'ye. O Mekke'den yolculuk halinde giderken Allah'ın peygamberi normalde ama şunu yapar ilginç bir şekilde ayak izleri bırakırlar Hazreti Ebubekirler. Şöyle ayak izlerini bırakırlar sonra geriye dönerler başka yere ayak izleri bırakırlar ve sonra ayak izi bırakmadan devam ederler. Yani
Yolculuk sırasında, halbuki Allah'ın peygamberiyim ben, benim başıma bir şey de gelmez denilebilir ama sebepler dairesinde eğer bir yolculuktaysanız da üstünüze düşen vazifeleri yerine getirebilmeniz lazım. Ve zorluklara katlanabilmeniz lazım. Evet, ayrılık zordur, doğrudur. Ama o ayrılığın getirdiği güzellikler de vardır. Sizler çok yakından görüyorsunuz, özellikle yurt dışında bulunan arkadaşlarımız. Kendi bulunduğu memleketlerini özlüyorlar, keşke diyorlar. Ama hayat hikayelerine inanın, hayat, mesela Rana baksa hayat hikayesine, bazen de diyordur iyi ki buraya geldim. Çünkü şunu kazandım, Esra'yı kazandım, çok yakın insanları tanıdım. Bazen bir insanı kazanmak için sevgili arkadaşlar çok uzun bir yolculuğa çıkmanız lazım. Ve bazen dediğimiz gibi bir şeyleri kazanabilmeniz için bir şeyleri kaybetmeniz lazım. Biz kitaptan bunu da öğreniyoruz aynı zamanda. Ve bir yerde şunu söylüyor yine, bir ekleme yapayım ben. Diyor ki, insan sevdiği için sever ve aşkın hiçbir gerekçesi yoktur diyor. Fatma ile olan mevzuyla alakalı özellikle bunu söylüyor. Birini sevdiğiniz zaman diyor, yanınızda sevdiğiniz insanlar varsa, yani sizi anlayan insanlar varsa, deyim yerindeyse çiçek açıyorsunuz diyor. Ve o içsel yolculuğu içerisinde Nurcan Hoca'nın dediği gibi o gerçek hazinesini, yani Fatma'yı buluyor. Şimdi Evet. bir şey soracağım. Buyurun. Mesela ilk gençlik zamanlarımda mesela hep şunu düşünürdüm ve önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlarım ya benden küçük insanlar olurdu. Arkadaşlarım demeyeyim de böyle oturup muhabbet ettiğim, sohbet ettiğim, sohbetinden zevk aldığım, benim sohbetimden zevk alan insanlar. Ya benden yaşları küçük olurdu ya da yaşları benden büyük olurdu. Neden? Çünkü şuna inanıyordum ben. Yani bulunduğun ortamda bir yere hani katkı sağlayabiliyorsan ya da oradan katkı alabiliyorsan, orada bir akış oluyorsa bir mutluluk söz konusu oluyor. Ya da o arkadaşlık ilişkisinden haz almak için öyle bir şeye ihtiyacım oluyordu benim. Böyle arkadaşlarımla oturup da işte günlük havadan sudan hani muhabbetler illaki oluyordu ama oturup da böyle klasik muhabbetler yaptığımız zaman böyle birden duruyordum. Ben neredeyim? Ben kimim? Ben ne yapıyorum? Bunu Bir yaptığımda şey kat atlayacaktım. bir şey katması lazım yani. Ve şöyle oluyor diyordum. Ben normal değil miyim? Yani neden böyle? Ben hiç mutlu olamayacak mıyım? Bir parantez Neden açabilir miyim? mutlu Aklıma geldi. olamam? Siz de okumuşsunuzdur. Ben Ölmek İstiyor yazarımızın bir kitabı daha var. Okudunuz mu bilmiyorum. Esra, Rana, Azize, okumanızı tavsiye ederim bunun dışında. Veronica Ölmek İstiyor belki Simyacı'dan daha güzel bir kitaptır. Onun kadar satmamıştır ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bu vesileyle bizi dinleyenlere de. Orada dediğiniz hususla alakalı, o yüzden özür dilerim, bölmek zorunda kaldım bir ekleme yapmak için. Deliler aslında Veronica malum artık yaşamak istemiyor. Kitabı, biraz o kitabı da tanıtalım. Veronica yaşamak istemiyor, isminden anlaşılacağı gibi zaten. Ve intihar ediyor. Ama ilginç olan şu, hayatında her şey mükemmel. Yani çok güzel bir kız. İşi yerinde, ailesi çok düzgün. O sıradanlık belki de ona batıyor ve bu şekilde sonucunda istediği şeyi başaramıyor ve akıl hastanesini yatırılıyor. Orada çok güzel bir tabir var. Size ekleme yapmak için söylüyorum. Çok ilginç diyor. Yani yaratıcı diyor. Milyonlarca yaprak yaratmış, milyonlarca insan parmak izi yaratmış ve hepsini farklı farklı yaratmış ama bizler farklı olduğu için bazılarına deli diyoruz diyor. Yani deli denilen kavram aslında nedir? Genel insan tavrı vardır. O tavrın dışına çıkmış insanlara biz deli deriz. Hatta yine Peygamber Efendimiz'den örnek verdik. O özellikle ahir zamandaki insanlara deli diyecekler deniliyor. Neden? Çünkü şu yaptığımız, aslında sizler de birer delisiniz. Neden? Çünkü şu yaptığımız herkesin yapacağı bir şey değil. Oturup kitap konuşmak, güzel şeylerden bahsetmek. Akıl Yani işi diyorum, değil aslında baktığımız zaman. şu çağda Reels izlemek böyle kaydırıp kaydırıp bunu yapmak dururken oturmuşuz, kitap konuşuyoruz. Kitaptan ziyade aslında kendimizi konuşuyoruz. Kitap bahane oluyor.
Biz arkadaşlar böyle konuşurken ben özellikle öğretmen gibi hadi sen şunu söyle, hadi sen de bunu söyle demiyorum. Siz de biliyorum edebinizden dolayı susuyorsunuz ama girebilirsiniz araya, konuşabilirsiniz. Şöyle bir hadise Evet, var, onu size mecburiyetim mi anlatayım. burada? Diğer programlara göre bir ekleme yapayım, özür dilerim. Özellikle arkadaşlar için şu hikayeyi bir anlatmak istiyorum. Çünkü diğer programlarında selameti açısından onlar Az edebinden önceki anlattığınız Veronica'ya atıf yapmak için hani bir şey susuyorlar. söyleyeceğim. Hani araya uzamadı, ara uzamadan söyleyeyim, ondan sonra bir hikaye geçersiniz derseniz. Veronica'dan bahsettim Murat Hocam. Ben de şöyle bir not almıştım. Hani hazineye ulaşmak için belli sıkıntılar yaşaması gerekiyordu. Yani belli aşamalardan geçmesi gerekiyordu falan dedik. Şöyle bir not aldım. Mücadele mutluluk getiriyor aslında. Yani Çok böyle belli bir güzel olgunluğa demiş. gelmiş insanlar hayatlarında mücadele istiyorlar. Mücadele ederek elde etmiş oldukları şeyler daha kıymetli oluyor. Çaba göstermeden dünyanın en büyük hazinesine sahip olsa dahi Bir belli kıymet olmuyor. bir olgunluğa gelmiş olan insanlar bundan fazla almazlar. O zaman yazarımız da aslında Sentigo'da uzun bir yolculuğa çıkıyor. Belki haz almasının ve simyacı olmasının kitabın sonunda en büyük etkeni bu. Çünkü hazine aslında dizinin dibinde ama kitabın içerisinde de diyor ya hatırlayacağınız üzere bazen bir güzelliğe kapı açabilmeniz için uzun bir yolculuğa çıkmanız lazım deniliyor. O yolculuğa çıkması lazımdı. Evinin önünde dursaydı o hazineyi bulamayacaktı. Yani kendini bulamayacaktı deniliyor. Anlatacağım hikaye şu aslında mevzuyla biraz alakasız gibi durabilir ama Mekke fetholunmuştur. Sizin için anlatıyorum bunu. Esra Meryem Aziz için özellikle. Mekke fetholunmuştur ve Mekke fetholunduğu zaman işte malum putların kırılması lazımdır Kabe'nin içerisinde. Ve o büyük putlar vardır. Küçükler kırılır. Büyük putları almak için de yüksek bir yere çıkılması lazımdır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye der ki benim sırtıma çık der ve onları al kır der. Daha öncesinde daha doğrusu der ki ya Ali sırtına basayım alayım der. O nübüvvet ağırlığını taşıyamadığı için bu sefer Peygamber Efendimiz sen benim sırtıma çık ve onları al kır der. Hazreti Ali de der ki ya Resulallah ben bu günahkar ayaklarımla sizin bedeninize nasıl basarım? Peygamber Efendimiz orada çok güzel bir cümle kullanır. Der ki ya Ali der, edep emirden önce gelir. Haşa biz size emir verme gibi haddimiz yok. Ama edebinizden susuyorsunuz. İstediğiniz zaman girebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Bu program sizin. Ben şunu sevmiyorum. Hadi sen şunu söyle, sen bunu söyle demeyi sevmiyorum. Hoş geldin Asuman. Sen de ekleme yapmak istersen Hoş istediğin zaman ekleme geldin yaparım. zaten hocam, izninizle. Tabii buyurun. Ya Hoş biraz geldin. karışık olacak açıkçası benim eklemelerim, çünkü son birkaç ayda kafamın işini dönen ve belki de son birkaç günde değişmeme ya da değişmeye çalışma, bir yolda adım atmama vesile olan ve bu şeylerin üst üste gelmesi gerçekten de evrenin o şekilde işlemesine sebep olan şeyleri kabaca anlatmak, paylaşmak, yararlandırmak isteyeceğim. İlk öncelikle şey konusuna değinmek istiyorum. Lütfen. Siz diyorsunuz sürekli bir şeyi gerçekten istersek o konuda evren işbirliği yapar, çaba gösterir, bize yardımcı olur. Ben bunu gerçekten yaşadım, ancak bir şeyin o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Bir şeyi gerçekten istemek, bir şey uğruna fedakarlık yapabilmek, bu konuda şu deyimi kullanacağım. Gemileri yakmak bence kolay bir iş değil. Benim bunu ilk duyduğum anda aklıma direkt gemileri yakmak, Tarık bin Ziyad, Cebeli Tarık Boğazı ve Endülüs'ün Fethi, hatta kitabında geçtiği yer olan Endülüs'ün Fethi aklıma geldi. Bir şey uğruna gemileri yakmak, belki hayatını onun uğruna harcamak ve onun gerçekleştiğini göremeden ölmek birçok insanın başına, ya birçok insanın başına gelmez de gerçekleşmeden gördüğünü ölmek, bu yola çıkan birçok insanın başına gelir. Bu yola birçok insan çıkamaz zaten. Bu şeyi söylemek isteyeceğim ya. Kolay olmayacak elbette ama gemileri yakmak lazım bence. Benim son birkaç ayda üstüne durduğum cümlelerden biri bu oldu diyebilirim.
Sen bunu mu uyguluyorsun? Yani bir yolculuğa çıkacaksan, bir şey istiyorsan ben gemileri yakarım ve onu elde ederim mi diyorsun? Yoksa durduğum yerde durayım da o bana ulaşır mı diyorsun? Senin seçeneğin hangisi Asuman? Onu Ben merak şu an ediyorum. inşallah gemileri yakıyorumdur diyeyim. Çünkü bir yerde durup geleceğine gerçekten inanmıyorum. Gemileri yakmak ve fedakarlık yapmak gerekirse yani bu süreçte birçoğumuzun da yaptığı şeydir aslında. Birçoğumuz o yaşta küçüktü belki fark etmedik belki şey yapmadık ama bu yaşa ulaşınca bir lise en azından o döneme geçince benim de son birkaç yıldır olaylara bakış açım mı algı seçicilik mi diyeyim yoksa olaylar yaşanıyor ben mi fark etmiyorum yoksa ben olaylar gerçekten farklılaşıyor evren ona mı göre işliyor bilmiyorum. Açıkçası o kısım benim ilgilendiğim kısım da değil. Benim ilgilendiğim kısım şu an farkındayım bazı şeylerin ve bir şey uğruna gemileri yakmamız gerektiğine inanıyorum. Ve bunun üzerine sürekli çevremden o konuşma benzeri şeyler görüyorum. Bir şeye başladığında diyebilirim. Bence şu, aslında sen hazineni bulmuşsun. Bir şeylerin farkına varmak en büyük insan için hazinedir. Görebilmek, duyabilmek, hissedebilmek. Şu bile senin için bence bir artı. Ya bunun için gemileri yakmam lazım demem, bazı güzelliklerin farkına varman demektir. Bu da bir yolculuğunda aslında güzel bir sonuca doğru gidiyorsun demektir. Asuman Güzel, sanki teşekkür ederim. limanları yakabilecek potansiyel gördüm ben Asuman'da. Güç. Yani Asuman, gemi yakar, Asuman, yeni gemiler yapar, başka limanlara gider gibi geliyor bana. Asuman'ı yakından tanıyorum ben de. Aynen o şekilde. Gemileri yakarlar. Hatta başkaları yakar belki. Niye bunu yaktınız diye gider. Gemileri yapar. Alın bunu yeniden binin diyecek. Çapta ve güçte bir arkadaşımız. Allah'ın izniyle. Sağ olun Evet. hocam. Ben konuşmayı dinlemeye devam edeceğim. Bilginiz olsun ancak şu an bebekli bir evde misafirlikteyim. Dönmemiz gerektiğini haber verdiler. Ben şu an videoyu konuşmayı durdurup dinlemeye devam edeceğim hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz katkın için. Evet Aziz Beyciğim, sen de Sıra ekleme bizde işte yapacaksın galiba, var dinliyorsun. mı? Ben devam edeyim mi? Lütfen, lütfen Aziz Beyciğim, dinliyoruz seni. Ben iki ayrı konudan bahsedeceğim. Bir simyacı kitabında bir şey daha söyleyeyim. O da bir yerinde ama büyük ihtimalle 8-9. bölümde şundan bahsediyor. Bu insanlar ne yapıyorlar sorusunun cevabı var. Bu insanlar ne yapıyorlar sorusunun cevabına nasıl bir cevap verebilirim ben kendi açımdan bilmiyorum ama duygu, düşünceler ve ön yargıdan bir yandan kitapta ona ele alıyor. Ön yargıdan bahsediyor ve adamın zaten ön yargıları çok açık bir şekilde var. Hatta büyük ihtimalle kadınla tanıştığı, Gölkenler'le tanıştığı adamla da var. Ama hep ön yargıyla giderek, ön yargıyla şeyler söyleyerek devam ettirdiği için hayatını adam bir yerlerde bir eksiklik, bir yanlışlık yapıyor ama farkına varıyor ya da varmıyor bilemiyorum. Ama bu konuda ne denir? Yani duygu düşünceler, başkalarının söylediği duygu düşünceler ve hiç tanımadığın bir Gölkener'de tanıştığın birisinin gelip de sana ön yargıyla karşılanması ya da senin ona ön yargıyla karşılaman çok garip bir davranış. Hele ki bizim dünyamızda gerçekten karşılanmayacak bir davranış olabilir diye düşünüyorum. Bir de bir kitap önermek istiyorum. Ben okumuştum Lütfen. 3-4 yıl önce. Yabancı kitabı var. Albert Camus'un kitabı. Aynen. Yabancı kitabını öneririm kesinlikle. Güzel bir kitap. Çok kısa. Hatta simyacıdan daha kısa. Çok ince bir kitap ama çok güzel. Bunları değerlendirebiliriz. Diğer okumalarımızı Evet. değerlendiremeyiz. Seçtiğimiz kitaplar basit Yabancı kitaplar. okuyabiliriz. Şu an yani hani bizim yaşımıza, gençlere ve sizlerin düşüncelerine uyacak bir kitap. Bizim ilginç bir şekilde belki böyle çok seçerek seçmiyoruz kitaplarımızı ama Rana'ya özellikle onu belirtmemdeki neden de buydu. Zorluklar içerisinde hani bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve bir şeyleri elde ediyorsanız ve o
Nurcan hocamın dediği gibi bir zorluk varsa sonucunda elde ettiğiniz kazanç daha da değerleniyor dediği gibi biz de bu yolculuğa çıkarken elektrikler kesildi. Ondan sonra bağlanamıyoruz, görüntü çıkmıyor. Günlerdir şu gün olsun, bugün olsun o müsait değil. Hepiniz çok yoğunsunuz. Biz de uğraşıyoruz, biz de dinliyoruz ve biz de bu hazineyi kazandık. Bizim için değerli. Evet. Rana'cığım. Eklemek Yani çok istediğin bir şeyler var mı? şey konusunda bazen bazı şeyleri kazanmak için bazı şeyleri kaybederiz demiştik ya. Çok sevdiğim bir şarkı sözü var, onu alıntılamak istiyordum aslında. Bu Şey arada diyor. Nurcan hocam da konservatuvar da okuyor. Size inşallah müzik noktasında da resim noktasında da yardımcı olacak. Bunun sonunda belirteceğiz zaten. Evet, dinliyoruz. Ölmek gerekiyor diyor. Yani bütün hayatın boyunca yaptığın her şeyi Baş tek bırakman tek gerektiğini. tekrarlayabilir misin? Bir ses kesildi. Evet. Tekrarlayabilir misin? Unutma, cennete gitmek için ölmek gerekir. Bu kimin şarkısıymış? Ben çıkartamadım. Bir tane rap şarkısı. Pembe bir mezarlık olmak istedim yoksa. bir Bir daha tane söyler misin? yanlış bir şarkı canım. Bir daha Şey. söyler misiniz? Sözü bir daha. Unutma, cennete gitmek için ölmek gerekir. Çok Cennete güzel. gitmek Mana. için. Manalı. Aslında hayatındaki her şeyi kaybetmen gerekiyor aslında kazanmak için diyor. Bu da o dediğiniz söz aklıma onu getirdi. Öyle bahsetmek istedim. Çok güzelmiş. Bakacağım. Bu hatırlayamadım şarkıyı ama bakacağım. Bittikten sonra. Ben Esra, bir senin de eklemek istedim. sorayım diyelim. Buyurun hocam. Kitabın bir yerinde diyordu ki, kim ve ne olursa olsun yeryüzünde, dünya tarihinde herkes başrol oynar ve o bilmez bunu. Böyle Çok güzel. hissettiğiniz anlar oldu mu? Yani başrol derken aslında insan bir tiyatro sahnesi olarak bazı tasavvufçular da öyle değerlendirirler. Tiyatro sahnesi olarak değerlendirirseniz sizin hayatınız olduğu için başrolde hep kendimiz varız. Başrolde biz varız. Bizim hayatımız ve özellikle vurgulanan da bu. Tabii ki hissediyoruz. Sürekli bunu hissediyoruz. Başrolde biz varız. Çünkü bizim yaptığımız yanlışlar bize etki yapıyor. Bizim yaptığımız doğrular bize yansıyor. Başrolde her birimizin kendimiz var. Hocam Ben izlesem belki kısa bir şey ekleyebilirim. Asuman eğer sözün buyur, kesmiyorsa. sen buyur. Başrol deyince aklıma şey geldi. Hani küçük bir düşünce vardı böyle birinin kaleme aldı. Şey diyordu, insan aslında sadece kendi zihninde, kendi kafasının içinde tam olarak kendidir. Hep biz mesela başkalarına kendimizi tanıtırken, başkalarıyla böyle iletişime geçerken herkes bizden farklı bir parçayı tanıyor aslında. Ve bizim başrol olmamızın sebebi aslında kendi kafamızda bizim tüm parçaları birleştirip kim olduğumuzu bilmemiz. Herkes bizi farklı yönlerimizle tanıyor. Belki iki kişi konuşsa aynı kişi olduğumuzu bile, yani aynı kişiden bahsedecekler ama bunu anlamayacaklar. Hani böyle düşündüğümüz zaman aslında herkesin kendi hikayesi var ve hikayeyi biz sadece kendi zihnimizde tamamlayabiliyoruz paylaşmadığımız sürece. Ve herkes de birbirlerinin hikayesine farklı şekilde etki ediyor. Hani mesela benim burada olmam başka biri için başka bir anlama geliyor. Ve hani böyle hikayeler birbirine karışıyor bir şekilde. Hepimiz de başlıyoruz ama bu hoşuma gitti bu düşünce. Onu eklemek istemiştim. Ve deniliyor ki Esra, başkasını eleştirme. Çünkü senin hikayen henüz bitmedi deniliyor. Başkasının yaptığı yanlıştan dolayı eleştirme deniliyor. Ve aynıyız aslında. Peygamber Efendimizin dediği gibi yine. Hani geliyor Ebu Cehil ve diyor ki ne kadar çirkinsin ya Muhammed diyor. Hazreti Ebu Bekir geliyor sonra meclise. Senin kadar güzel bir insan görmedim ya Muhammed diyor. Anlam veremiyorlar. Nasıl olur ya Resulallah? O da diyor ki ben bir aynayım ve bana bakan kendini görüyor. Aslında bizler de bir aynayız. Baktığınız zaman sürekli gıybet ederler bir insanlar. Bilin ki o insan sizin de gıybetinizi yapıyor. Siz bir aynasınız. Sizi nasıl görüyorsa aslında kendi kişiliğini görüyor insanlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Asuman düştü herhalde, bir şey söyleyecekti. Bir yandan da çocuklarla, hocanın çocukları var. Orada farklı şeyler var. Burada ortam müsait değil. Birçok şeyle aslında mücadele edip
Kendi yolculuğumuzda da bir Arka şeyler plana yapmaya dönüyoruz. çalışıyoruz. Arka planda da birçok şeyle mücadele ediyoruz aslında. Sizin eklemek Yarın bir istediğiniz bir vizyon şey var. var mı Nurcan Hocam? Son olarak çok da uzatmayalım. 1 saat oldu herhalde. Şöyle, şurası bana çok ilginç gelmişti. Kitabın sonunda hazineye yaklaşmaya ramak kala sağlam bir dayak yiyor Santiago. Ağız burun birbirine giriyor. Ve şey, düşünsenize böyle çukur kazmış, hazine yarıyor ya, çukuru kazmış, çukurun içinde. Yani sonra birileri geliyor, onu oradan işte çıkarıyorlar, işte dayağı yiyor. Orada öğreniyor aslında yani. Ta işte geçmiş gördüğü rüyanın şeyinin ve anlamını. Ve şu da ilginç geldi bana. Belki yani çok da bir anlamı yoktur ama bana göre bence çok büyük anlamı var. Gelene kralla karşılaşıyor, tüccarla karşılaşıyor, İngilizle karşılaşıyor, simyacıyla karşılaşıyor. Herkesten tabii ki çok şeyler öğreniyor ama rüyasının tam karşılığını orada o işçiler ne olduğunu, kim olduklarını hatırlamıyorum ama bunu yakalayan kişiler onlardan öğreniyor. Yani ben de diyor işte yıllar önce işte şöyle şöyle bir rüya gördüm de işte o rüyanın arkasından gitseydim ahmaklık etmiş olurdum. Yani bu kadar da ahmak olunmaz ki diyor ona ve hikayenin hani çözüm noktası orası aslında. Yani belki de hikayede çok önemli olmayan bir figür yani oradan gelip geçerken. Şimdi bunu düşününce böyle hayatımızda böyle önemsiz gibi gördüğümüz ayrıntılar vardır ya. Böyle bir şey söylemiştir, geçmiştir. Hani onu orada söylese de olur, söylemese de olur ama söylemiştir. Sonra aradan yıllar geçer. Sonra birden böyle bir yerden kopar gelir. Ha şuradan geçerken birisi şöyle şöyle demiş. Kim olduğunu hatırlamıyoruz, ne olduğunu hatırlamıyoruz, hangi ortamda hatırlamıyoruz ama demiştir yani. Hayatımızdaki böyle küçük ayrıntıların bile hani küçük mesajları işte evrenin bize verdiği mesajları yakalamaktan bahsediyor ya kitabın başından sonuna. Yani bizi evrene çok farklı bir şekilde bakmaya yönlendiriyor aslında kitap. Tam bir Aslında bakış açısı. Yani bir gözlük olsa yani bir gözlüğün adı kitap olsa hangi kitabın adını koyardınız gözlüğe deseler simyacı diyebilirdim yani. Simyacı gözlüğünü takıp o gözlükle gezmek gibi. aslında anlamı da çok içsel bir anlamı var. Yani malum simyacı demek gümüşü, bakırı alıp altına çevirmek demek. O iç dünyasının içerisinden ben bir gümüşüm, bir bakırım ama bu iç dünya, bu yolculuk sırasında bir simyacıya ve bir altına dönüşüyorum. Hepimiz aslında böyleyiz. Çok da uzatmadan sevgili arkadaşlar, 1 saat falan bulduk, 1 saate yaklaştık. Biz bu programda dediğimiz gibi bir kitap tanıtımı yapmıyoruz. Kitapları tanıtalım demiyoruz. Kitapları anlatmıyoruz. Malumunuz her türlü konuyu konuşuyoruz. Kitabın üstünde kalmıyoruz. Psikoterapi denilen bir terapi yöntemi var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlar ruhsal sıkıntıya giriyorlar. Kimi kolunu kaybediyor, kimi bacağını kaybediyor, servetini kaybediyor, sevdiklerini kaybediyor. Ve malumunuz çok büyük zorluklarla uğraşıyorlar. Ve kütüphaneciler birleşiyorlar ve bir şeyler yapmalıyız biz diyorlar ve insanlara bir doktorun ilaç yazması gibi kitap yazıyorlar. Ve onların karakterlerine uygun kitapları yazıp onları okumalarını sağlıyorlar. Ve bu tedavi yöntemiyle psikolojik olarak insanları mutlu ediyorlar. Uzun yıllardır yapılmayan bir tedavi yöntemi. Aslında biz bir nevi bu programlarda bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir kitap var, kitap tanıtım programı yapmak değil bizim amacımız. Bir kitabı tanıtmak değil. Yazarı eleştirmek zaten haddimiz değil. Biz sadece kendimize iyi gelmeye çalışıyoruz. Yolculuktan bahsettik bu programda ve kendi iç yolculuğumuzda kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Bizi izleyenler varsa eğer bu şekilde sizler de sevdiklerinizi çocuğunuz olur ya da sevdiğiniz insanlar olur. Onlara vereceğiniz en büyük hediyelerden birisi aslında bir mücevher değil, bir akıllı saat değil, bir tablet değil. Onlara vereceğiniz en güzel hediye bir kitaptır. Çünkü ona katacak en önemli anlam da budur. Buraya herkese açık bir platform. Özellikle bunun için zaten kurulmuş. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar, 15-25 arasındaki yetişkin olan
yetişkinlerden daha yetişkin olan çocuklar gelsinler, burada konuşsunlar, dertlerini anlatsınlar, kendi o yolculuklarını anlatsınlar, rahatlasınlar ve aynı zamanda biz de onlardan bir şeyler öğrenebilelim diye yapılan bir program. Bir Japon felsefesi vardır, herkes için geçerlidir aslında o. O Japon eğitim sisteminin çok güzel olmasının nedenlerinden birisi de şudur, bizim için de geçerlidir. Eğer siz başkasının çocuğuna sahip çıkarsanız, kendi çocuğunuza da sahip çıkmış olursunuz. Yani herkes başkasının çocuğuna sahip çıkarsa kendi çocuğunuza sahip çıkmış olursunuz. Çünkü kendi çocuğunuza, annenize, babanıza, eşinize siz hiçbir şey anlatamazsınız. Başkalarının anlatması lazım ve herkes başkasını anlatırsa bu şekilde herkes de kurtulmuş olur ve manevi olarak o boşluğu doldurmuş olur. Amacımız bu. Burası herkese açık. Herkes gelebilir, herkes konuşabilir, herkes dertleşebilir. Kitaplar üstünden kendimizi konuşuyoruz. Yine çok şey öğrendik, yine çok konuştuk, yine çok dertleştik. Yine çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kesinlikle. Şunu söylemek istiyorum ben. Asuman'ın az önce Asuman'ın gemileri üzerine söylemek istiyorum bütün gençlere. Şöyle bir şey vardır. Hikayeler iki şekilde başlar. Bu genel bir yargıdır. Ya şehre birisi gelir ya da birisi bir yolculuğa çıkar. Siz bu hikayede hem yolculuğa çıkanlarsınız hem de şehre yeni gelenlersiniz. O yüzden dünyayı değiştirme noktasında gittikleri yerlere bir şeyler götürenler, oraya katkı sağlayanlar noktasında sizler çok önemli yerdesiniz. O yüzden çok kıymetlisiniz, bunu Bizim bildiğim. seçtiğimiz isim aslında basit bir isim değil. Kelebek etkisi. Bu ismin derin bir anlamı var. Birincisi tırtıl olan kendi kozasını kırıp giden arkadaşlar bunlar. Orada kelebek oluyorlar. İkincisi de kelebek etkisinin bir de mecazi bir anlamı vardır. Kelebek kelebek olur. O güzelliği tüm her tarafa duyurur. Ve o arkadaşlar da bunu yapıyorlar. Ve bir incir metaforu içerisinde buluştuk. Orada sürekli kitaplarda onunla karşılaşıyoruz. Ve aynı zamanda bu arkadaşlar bir incir ağacı. Anlatmıştık zaten diğer programlarda da. İncir ağaçları gittiği her yerde toprağın altından çıkıyor ve bahar geliyor, çiçek açıyorlar. İnşallah biz de öyleyizdir. O zaman şöyle diyelim mi Murat Hocam? Kelebek etkisi bu programda çöldeki kum tepelerinin yerlerini değiştirmek için esti. İnşallah. Kapatabiliriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar herkese.